Ben çift konuşmacılı videolar daha planladığımdan ve sesi kameradaki görüntüye kaydetmek istediğimden 6 seçenekli bu setin B2 modelini tercih ettim. Şu an sesimi farklı kayıtları görebilmek adına Tascam DR05X ses kayıt cihazına bağladığım bu B2 modeli üzerinden yapıyorum. Videonun son kısmında kıyaslamalı ses kayıtları da bulacaksınız. Vakit kaybetmeden kutu açılışıyla başlayalım. Kılavuz ve garanti belgelerinin ardından karşımıza hemen alıcı ve vericiler çıkıyor. Vericilere yakından baktığımızda üst tarafında açma kapama düğmesi ve sağ yüzünde şarj etmek için kullanılan USB-C girişi ile harici mikrofon girişi bulunmakta. Ön yüzde dahili mikrofonu varken sol yüzünde paylaştırma ve ses açıp kısma tuşları bulunmakta. Şimdi sıra alıcıda. Alıcının da üst tarafında açma kapama düğmesi mevcut. Vericilerden farklı olarak kırmızı renkte. Sol yüzünde line out çıkış birimiyle yine paylaştırma düğmesi bulunmakta. Alıcı vericilerden çok daha küçük bir yapıda. Sağ yüzünde ise sadece USB-C girişi bulunuyor. Alt taraftaki tutucudan da biraz bahsedeyim. Yapısının ince olması sayesinde flash yerinde kolayca takabiliyorsunuz. Böylece sallantı ve darbelerden de korunmuş oluyor. Gelelim küçük siyah kutunun içindekilere. Vericiler üzerinde zaten hali hazırda mikrofon olmasına rağmen Saramonic 2 adet de yaka mikrofonunu kutuya koymuş ve bunlar gayet güzel iş yapıyorlar. Telefonunuza kayıt yapmak isterseniz bunun için de bir adet kablo koyulmuş. Kameraya kayıt yapmamızı sağlayan kablomuz ise bu. Saramonic gerçekten kutuyu dolu dolu hazırlamış. İki verici ve bir alıcı için ayrı ayrı birer tane şarj kablosunu içeriye dahil etmiş. Son olarak bir de kutuya güzel bir taşıma çantası koyulmuş. Şarj için alıcı ya da vericileri kutuda gelen USB kablolarla bir şarj adaptörüne, bir power bank'e ya da bilgisayara bağlayabilirsiniz. Şarj olurken yeşil yanan ışıklar şarj işlemi bittiğinde sönecektir. Kuruluma bir bakalım. Alıcıyı kameranın flash bağlantı noktasına takmıştım. Kamera kablosunun bir ucunu line out yazan çıkışa, diğer ucunu da kamera üzerindeki mikrofon girişine bağlıyorum. Alıcıyı üstündeki düğme ile çalıştırıyorum. Mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Vericiyi de aynı şekilde çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere daha düğmesine basar basmaz alıcı üzerindeki ışık sürekli yanmaya başladı. Bağlantı hızı ve başarısı gerçekten çok iyi. Ses alıcıdan yüksek seviyede geldiği için kameranın menüsünden ses giriş seviyesini düşürüyorum. Böylece patlamaların önüne geçmiş oluyorum. İşte kurulum bu kadar basit. Saniyeler içinde bağlantımız hazır. Şimdi biraz ses kayıt kalitesini deneyelim. İlk testte kameraya gördüğünüz gibi bağlı B2 ile Tascam DR05X modelinin kaydını karşılaştırıyorum. Bir yandan da Note 20 Ultra ses kaydı yapıyor olacak. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi.
gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. İkinci testte B2'ye beraberinde gelen yaka mikrofonunu takıyorum. Yine aynı bölümü okuyorum. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pesent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumda karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pesent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumda karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pesent bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi.
Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumda karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Üçüncü testte B2'yi kameradan söküyorum. Kameranın kendi ses kaydını dinlerken Tescam DR05X'e boya BYM1 mikrofonu takıyorum. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezenek bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezenek bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezenek bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son. Siz de duymuşsunuzdur. A6400'e direkt yapılan ses kaydında biraz dip ses oluşmuş. Şimdi onları Audacity programı ile düzeltiyorum. Her şey olup bitmişti anlayacağın. O aşamadan sonra babam bir şey söylese, durup dururken çıngar çıkaran müşkül pezenek bir insan durumuna düşecekti. Bu tür durumları idare etmeyi biliyordu garson. Böyle davranan biriyle kavga etmenin ne kadar zor olduğunu gördüm ve ona hayran kaldım. Büyüyünce ben de öyle olmaya karar verdim. Belki merak edersin diye söyleyeyim. Hiçbir zaman bunu beceremedim. Her duygumu yüzüme, bakışlarıma, sözlerime ve kulaklarıma yansıtmaktan kaçınamayan bir adamım şimdi. Menemen gelinceye kadar babam ara ara kısık kahkahalar atarak sol elini havada sallayıp durmuştu. Bu onun çok sinirlendiği zaman yaptığı hareketlerdendi. Gülünç derecede saçma bir durumla karşı karşıya olduğunu anlatmak için yapardı bunu. Bir kez, demek aşçının lafına benden ziyade itibar ediyorsun ha? Git o zaman onun oğlu ol gibi bir şeyler mırıldanmıştı yalnızca. Nankör kerhaneci demişti en son.
Duyduğunuz gibi parazit temizliğinden sonra ses oldukça kaliteli bir şekilde karşımızda. Videonun testlerden önceki kısmında ses kayıtlarını Tescam DR05X'e bağladığım B2 ile almıştım. Onların daha temiz olduğu dikkatinizden kaçmamıştır sanırım. Onlara herhangi bir düzeltme yapmadım. Ancak Sony 6400 üzerine yaptığım kayıtta biraz düzeltme yapmak gerekiyor. Bu da B2'nin değil A6400'ün eksikliği gibi görünüyor. İşte bu yüzden farklı cihazlarla test yapmak istemiştim. Umarım yapılan bu karşılaştırmalar